Sevgili kovalar ve yükselen kovalar yani ben yani siz bu da benim şeyim oldu. Ya biliyorsunuz geçen böyle bir yerde bir, bir öneri çıktı bir videomu izlerken bir öneri çıktı. Benim söylediğim kelimeleri alıyorlar böyle uzun zamandan beri söylediğim kelimeleri kullanıyorlar. Ama ben yine de kendi cümlelerimi kullanmaya ee, devam edeceğim. Yani kullanın ne diyeyim ama bazılarına artık telif hakkı gerekecek. Çünkü söylediğim sözlere gideceğim. E, telif hakkı olarak noterden tasdik edeceğim. 2-8 haftasındayız. Aralığın ilk haftası. Jüpiter'in oğlak seyri 11. evinizde tetikleyecek. Yani kariyer. Yani iş. Ya Nurcan uzun zamandan beri işle alakalı o kadar canım yandı ki. Ne ticaret yaptıysam elimde patladı. İşe girmek istedim. Kocam izin vermedi. Annem izin vermedi. Babam izin vermedi. Eğitim almak istedim. Burada yükselmek istedim. Hayat bana fırsat sağlamadı. İşte çocuğumu bakmak zorunda dedim. eğitimin yarım kaldı. Dersin de dersin. O kadar çok bahane yaşadık ki bir kova olarak ben de çok zorlandım. Mesela e, geçtiğimiz ayda e, geçtiğimiz ay videoları çekerken mesela dişim bu kadar şişmişti. Ama ben üstüne üstüne gittim inatla az da konuşacağım, öz de konuşacağım. Dişimin e, enerjim yettiği kadar ağrıyı böyle pik, ağrı pik yapana kadar konuşacağım dedim. Zorladım, yaptım. İstikrarlı olanlar efendim, çalışana ekmek var. İstikrarlı olana umutlarına kavuşmak için fırsat var gökyüzünden. Bu hafta öyle bir hafta. Bak bu bu yıl çok önemli bir yıl 2020. O yüzden bunun temellerini bu hafta atacağız. Yani ikna etmen gereken insanlar varsa kolaylıkla ikna edebilirsin. İş hayatınla alakalı iş bulamıyorsan iş bulabilirsin. Üstlerine bir problem yaşıyorsan bu problemi çözebilirsin. Yeni bir projeye başlamak istiyorsan çok güzel, hiç ummadığın alanda bununla alakalı fırsatlar yakalayabilirsin. Korkma yürü. İş alanında, parayla, fırsatlarla alakalı hatta yolculuklar bile yapabilirsin. İşle alakalı uzak yerlerden gelecek işler olacak. Belki de gün yetmeyecek, saat yetmeyecek, çok yorulacaksın ama yine gideceksin. Çünkü kariyer evimiz hareket sağlıyor ve sosyal hayatımız çok önemli. Bir şey söyleyeyim bu hafta sonu çok... Bu hafta sonu aşık olabilirsiniz. Sevgili kovalar, bekar olanlar, benim gibi bekarlıktan muzdarip olanlar. Yani ya dengimi bulamadım, yok ya ben aşk yaşayamam, çoluğum çocuğum var, yok ya ben yapamam, benden geçti. Ya da Nurcan abla benim karşıma daha ilk aşkımı bile yaşayamadım diyorsan Hafta sonu aşk yaşayabilirsin. Ay içim kımıl kol oldu. Buradan kelebekler uçtu. Hakan, kelebekler. Yani böyle bir haftadayız. Sosyal ortamı çok canlanacağız. Sosyal... O kadar çok aranabilirsiniz ki. O kadar çok... Ya geçmişte tabi tarihinden kalan arkadaşlarınızı arayabilir. Yemek davetleri olabilir. Doğum gün davetleri olabilir. Olabilir de olabilir. Hatta küçük bir kaçamak yapıp tatil bile yapabilirsiniz. Uzun zamandan beri yapamadıysanız. Benim gibi. Ee, bu hafta çok sürprizlerle dolu bir hafta. Gençleşmek, güzelleşmek, e, tarz değiştirmek, saç kestirmek için çok güzel bir hafta. Ben randevumu aldım yarın gidiyorum. Tarz değiştireceğim. Merkür retosunda aman yapmayın demiştim. Şimdi artık yapın diyorum efendim. Değişim için her şeyi yapın. E, sosyal ortamlarda çok fazla e, girişken olacaksınız. Çok paralarda kazanabilirsiniz. Paralara dikkat edin efendim ama çok para harcamayın. Tamam sevgili kovalar?